Biz depremin olduğu ilk üçüncü gün itibariyle dernek olarak, dernek genel merkezi olarak sorumlu olduğunu düşündüğümüz Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm kamu görevlilerinden silsile yoluyla hiyerarşik biçimde şikayetçi olduk. Tüm il ve ilçelerde depremin gerçekleştiği. Tabii bunların birçoğu soruşturma yer olmadı kararıyla karşılaştı. Biz bunu yaparken ya suç duyurusu da yapalım ne olursa olsun diye yapmadık. Aslında şu teknik ve hukuki bilgiye sahibiz. Bir vatandaş anayasa olarak barınma hakkına sahip olabilmesi için devletin en üstünden bir ilin ya da ilçenin belediyesine varıncaya kadar tüm kamu görevlilerin yetkisi, sorumluluğu, imzası dahilinde o mülkiyeti, gayrimenkulü edinebiliyor. Yani oranın planlanması, parsellere ayrılması, kadastro işlemlerinin yapılması, büyük ölçekli, küçük ölçekli planlamaların yapılması gibi hızlıca anlatabileceğim idari işlemlerin hepsi aslında Cumhurbaşkanlığından o ilin ya da ilçenin belediyesine, en küçük görevlisine, tapu kadastro görevlisine kadar aslında herkesi sorumlu tutuyor. Birçok deprem dosyası olarak anılan ceza yargılamalarında ortaya çıkan durum şu, ciddi denetimsizlik var. Binaların, yapıların olması gerektiği kalite ve malzeme biçiminin çok çabuk deforme olmasına sebep olan bir denetimsizlik var. Vatandaşların güvenerek kaldığı, canlarına emanet ettiği, gece güvenle uykuya daldıkları binalar ne yazık ki depremde onların mezarına dönüştü. Burada tabii sadece o binaları yapan işte müteahhitlerin, mühendislerin, zemin etüt raporunu hazırlayanların ya da bir kolon kesme hikayesi varsa dükkan sahiplerinin değil, kamu kurumlarının da, kamu görevlilerinin de dediğim gibi en başta sorumluluğu var. Biz bunu şöyle somutlaştırıyoruz. Bu bizce çok çarpıcı. Her ilin il afet risk azaltma raporları var. Bu kanun gereği valilik koordinesinde düzenlenen raporlar daha çok AFAD'ın aslında teknik bilgi ve donanıma sahip olduğu ama birçok kurumdan, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gibi, belediyeler gibi destek alınarak hazırlanan dönemlik raporlar. Mesela yine somutlayalım. Gaziantep için bu rapor 2021 yılında düzenlenmiş ve Gaziantep Kalesi'ni merkeze alarak 100 kilometre çevre çapında muhtemel bir deprem olduğunda zarar görecek iller, ilçeler, konumlar, ne kadar insan zarar görecek? İşte mesela 7,8 büyüklüğünde bir deprem olursa ne kadar can kaybı yaşayacağımıza varıncaya kadar çok teknik bir rapor. Çünkü AFAD RED diye bir program var. Bir simülasyon programı. Şehrin tarihsel yaşadığı depremlere dair veriler, şehrin jeolojik altyapı verileri, şu anki mevcut durumunu gösterir, güncel İşte yeraltı röntgenleri gibi teknik ve bilimsel verileri AFAD RED programına yüklediğinizde böyle bir simülasyon yaptığınızda size yaklaşık olarak belli standart sapmalarla hemen hemen 100 üzerinden %90'a yakın olumlu bir doğru bir şey veriyor, karşılık veriyor. Deprem olursa ne olur? Yani şunu söylüyoruz, devlet depremin olacağını biliyor. Hatta o dönemin valisi Davut Gül bu raporun hazırlanmasında sürecinde Gaziantep valisi olan onun ön sözünde yazıyor. İşte 1500 yılı, 1700 yılı, 1800 yılı devlet arşivlerinden faydalanarak Gaziantep'in bir deprem bölgesi olduğunu, depremin biriktiğini, yakın zamanda bir deprem olabilme ihtimali olduğunu, bunun için de önlem alması gerektiğini yazıyor. Yani şu açıdan devletin bir ihmali yok. Devlet öngörü oluşturuyor. Devlet durumu biliyor, farkında. Ama biz bunu öğrendikten sonra Gaziantep Valiliğine soru sorduk. Müvekkilimizin vekaletiyle. Çünkü savcılık bize ne yazık ki doyurucu bir dönüş yapmıyor. Yapmadığı için İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Gözde Apartmanı dosyası özelinde söylüyorum. Çünkü kamu görevlileriyle ilgili soruşturma dosyası tefrik edilmiş. Sadece işte müteahhit, mühendis, zemin etüt raporunu hazırlayan kişiyle ilgili dava açılmış. Kamu görevlileriyle ilgili dosya hala soruşturma sürüyor 1,5 yıl geçmesine rağmen ve bizim tüm tefsir tahkikat taleplerimize rağmen hiçbir ilerleme yok. Aynı şey Furkan Apartmanı dosyası için de geçerli Nizip'te. Aynı şey Ezgi Apartmanı dosyası için de geçerli Maraş'ta ve Hatay'daki dosyaların hepsi de 3 aşağı 5 yukarı böyle. Devlet böyle bir ortak akılla hareket ederek kamu görevlilerine dair dosyaları ağırdan alıyor. 1,5 yıldır hiçbir gelişme yok neredeyse. Tek bir dava açılmamış ve
Bizim soruşturmanın genişletilmesine yönelik araştırma taleplerimiz, tefsir tahkikat taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bundan hareketle Gaziantep Valiliğine kendimiz başvuru yaptık. Bu il afet risk azaltma raporunda yapılan tespitlere dair valilikçe neler yapılmıştır? Hangi önlemler alınmıştır? Mesela riskli yapı stokları tespit edilmiş midir? Vatandaşlar bu riskli yapı stoklarından uzaklaştırılması söylenmiş midir? Önlemler alınmamışsa buna dair idari cezalar yapılmış mıdır? Yahut ne tür tespitler yapılmıştır? 2021 yılından depremin olduğu 6 Şubat 2023'e kadar Gaziantep'te hasarlı, riskli yapı durumundan dolayı kaç bina yıkılmıştır? Deprem anında Antep özelinde söyleyeyim, insanlar karın üstüne koştu. Peki devlet bu anda insanların yanında olmazsa ne zaman olacak? Bu sorgulanmaya değer önemli bir soru. Bizce depremde hukuki bakımdan ciddi kamu görevlilerinin ihmalleri söz konusu. Silsile yoluyla bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı'nın bizce ihmali ve olası bir kast burada söz konusu. Davalara bu perspektifle bakılırsa, bu sahiplenmeyle yaklaşılırsa çok geniş bir coğrafyada Türkiye'de aslında çok büyük bir meselenin üstünün örtülmeye çalışıldığını biz görüyoruz. Onun için tüm hukukçuları, avukatları ve avukat örgütlerini ceza davaları özelinde, özellikle deprem dosyalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü şimdiye kadar sahip çıkılmadığı için bu dosyalar hızla sadece bilinçli taksir ve taksir yönünden sadece o apartmanı yapan mühendis, mimar, o kişilere ceza vermek müteahhit, bu kişilere ceza vermek suretiyle kapatılıyor. Kamu görevleriyle ilgili kısım çok önemli, çok kritik. Bizce esas sorumluluk alanı da bu çerçevede ele alınmalı.